Bu taraf 2003 yılından beri buraya doğru düz hizmet gelmedi. Ama şimdiki başkanım zamanında yoğun şekilde çalışmalar başladı. Yollar yapılıyor, parklarımız yapılıyor. Ne diyorsunuz bu işlere? Valla şimdi buna katılmıyorum. Baştan söylemekte fayda var. Yani 2003 yılından beri tabii ki eksik denilen fazlalarına bir takım şeyler yapıldı ama şu an yeni gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce biraz daha da bizim hem abimiz hem başkanımız olduğu için biraz daha herhalde biraz bize öncelik tanıdı zannedersem. Tabii hizmetten çıkıyor. En basitinde şu an gördüğümüz gibi mahallemize çok güzel bir yürüyüş yolu, bisiklet yolu. Şu tarafta aynı bir Spresi Caddesi gibi bir caddemiz oluyor. Yani burada ben Karaman Mahalle Muhtarı ve halkımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani tabii ki bu işler anında olacak olan bir mevzular değil. Yavaş yavaş oluyor. Ama kim ne derse desin, güzel bir proje çalışması var burada. Bu bittikten sonra çocuklarımız burada biraz bir vaziyette, vatandaşlarımız büyüklerde, küçüklerde olsun yürüyüşünü yapabilecek. Işıklandırması de çok güzel bir ışıklandırma da yapılacak buraya. Yani vatandaşımızın hizmetini olacak. Artı süper bir aile çaybaşçımız oluyor. İki sayılı. Bugün yarın büyük ihtimalle onu da açılışını, evet başkanımızın direktifleri doğrultusunda açılışını tarif vermiyorum ama bayrama kadar belki olur veya olmaz ama çok güzel bir dehşet bir Yenikent bölgesinin en güzel bir aile çaybaşçısı bizde yapıldı desen yeri var. Şimdi başkanım muhtarım Mutlu Adapazarı Belediye Başkanı'nın buluşmasında geçen görüşmemizde çimleri hemen biçmeye başladı. Onlar da çok güzel oluyor, çimler biçiliyor. O da ayrıca çalışmalarına iyi başladı. Pandemi dolmasıyla aksiyon yapıyor. Ya şimdi ister istemez geçen seneki hizmet bu sene olunmayabildi ama tabii ki bu Türkiye genelinde olan bir, dünya genelinde olan bir pandemiden dolayı bu çiçek şeyler, çimlerin biçilmesi de sıkıntı oldu. Ama geçen sene bu zamanlarda diyebilirim ki belediyeye 100 tane eleman fazlalık vardı. Ama bu sene onlar olmadığı için biçme şeyinde biraz sıkıntı oldu. Ama şükürler olsun yine de mahallemizde ekipler, park parçalar olsun güzel hizmet yapmaya başladılar. Aynı zamanda da şöyle bir müjde vereyim. Allah razı olsun. Adapazarı Belediye Başkanımız da çocuk hakları sokağı Karaman'ımıza uygun gördü. O hizmette Paris'te bir ödül aldı. Sizler de biliyorsunuz. Bunu da Adapazarı Belediye Başkanımız Karaman'da bir yere uygun gördü. Bugün yarın onun da inşaatı başlayacak. O da dehşet bir hizmet olacak. Öyle söylüyorum. Yani mahallemiz günden güne en iyisini görmek için gayret ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar muhtar olarak büyüklerimizden dolak için de çalışma gayret ediyoruz. Peki bu yapılan hizmetlerden sonra başka hedeflerin hizmetler var mı? Var tabii ki. Mesela şu bizim hedeflerimizde Adapazarı Belediye'miz tarafından seçimlerden önce çizilmiş olan bir proje var. Kapalı pazar alanı projesi. Hatta seçimden önce Adapazarı Belediye Başkanımız burada pastanenin önünde bir çorba içtikten sonra kendi halkımızdan paylaştı. Karaman'a çizilmiş olan projeyi hayata geçireceğini ifade etti. Biz de onu açıkçası bekliyoruz. Bir an önce onun çalışmasını başlatırsa mükemmel olur diye düşünüyoruz. Yani bizim Yenikent bölgesine böyle bir Karaman gibi bir yere böyle bir pazar yeri muhakkak yapılması lazım. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim.